Tabii. Sağ ol, sen de. Bu arada sık sık beraber böyle baş başa gideceğiz. Ya akraba. Beraber. Akrabanız. Sağ girelim lan. Nereye gidecek? Biz şurada kahve içiyoruz. Kahve. Kahve abi. Araba Kaya Bey, nasılsınız? Tanıştığınıza memnun oldum. Kaya Bey, ben sizin yorumlarınızı çok beğeniyorum. Biliyorum, bu aralar çok sık bir şey söyleyeceğim. Bir araya giriyorsunuz. Evet, renkler hamileyim. Şaraplı değil miydi? Ben Rosyon Karabar'ın başlıyor. Aşlaşıyorlar. Biz orada mı? Tekrardan, hani Kaya Bey'den tek. Kaya, iki dakika gelsin. Kaya Bey, ben şimdi kahveleri söyleyeyim. Bir fotoğraf istedi de. Ya ne olur düzgün çek. Bastı bacak gibi çıkıyoruz. Ben eğriyip bir yandan buradayız. Aynen. Daha iyi. Sen burada göndereceksin tabii. Tamam, buradayız Hülya Hanım. Son Hülya Hanım. Hadi vay canım. Efendim konuşalım Hülya Hanım. Gülerek konuşalım isterseniz. Konuşacak bir şey yok Allah aşkına. Sağdan soldan ondan bundan. Bir saniye. O onu demiş, bu bunu demiş. Yok, ben normal doğaçlama bir şey soracağım. Son kredi soracağım. Ufuk. Biz şuradayız, kahve, anahtarı sen getirirsin. Tabii, ben halledeceğim. Tamam. Tamam. Efendim, son klibi soralım hemen. Nasıl geçti? Ben koltuğuna sıkıldım. Çok güzel geçti. Çok güzeldi. Şu soruyu sormak istiyorum. Popçular son günlerde ki bu kliplerden dolayı, maliyetlerinden dolayı biraz hikayetçiler. Acaba dedi, Hülya Avşar niye oturdu? Maliyetten mi kıstı? Değil mi? Ben. Ya, bir orta açıyla bir şey çıksın. Var. Bir yol. En büyük maliyetli yönetmen benim. Kendi kendinizi kaşesine ne yaptınız? Kendi kendine kaşesine. Yok, alakası yok. Hakikaten yani maliyetli ben, mi? Kısa film gibi çekiyorum onları. Prodüksiyon geniş. Evet, yani film hoşuma gidiyor. Hikaye yazıyorum, çekiyorum. Yani böyle bir şeyim varsa eğer, bilgim. Var tabii canım. Artık ya da işte sevgim. Kendim yani çok keyif alıyorum, çok eğleniyoruz çekerken, yazarken. Peki maliyetler hakikaten yüksek mi son zamanlarda? Yüksek, evet. Yani gerçekten yüksek. Ama ne yapalım yani, işimizden kazandığımızı işimize harcamaktan mı çekineceğiz? Tabii. O yüzden de olmaz yani. Üretmek güzel bir şey. Ben de işte dördüncü şarkım olacak evet. Bu. Saymayı unuttum. Bir tane daha beşinci var, o da bekliyor, hazır oldu. Bir de yapılan var. Hepsini ben yapacağım. Yani ben nasıl söyleyeyim sana, ben yöneteceğim yine, ben çekeceğim yine. Kendiniz güzel olacak yani. Kendinizi eleştiriyor musunuz peki? İzledikten sonra kendi kendinizi eleştiriyor musunuz? Yani klibinize baktıktan sonra. Klibim işte yapma aşkında mesela kendimi eleştiririm ama iyi eleştiriyorum, çok başarılıydım. Kötü yanları yok. Siz seyretmediniz yani. Mi? Yok, ben seyrettim de. Sonra sen seyrettin mi? Ben... Sen seyrettin mi kız? ben de veririm sana. Tamam. Ben çok, yani bana göre gerçekten çok başarılı. Ben şey sevmiyorum, böyle çok marjinal klip. Benim sesim az geliyor. Işıklar, oyunlar, bilmem işte marjinal, bunları sevmiyorum tabii. Yapanlara da yapanlara da tabii ondan herkes kendi zevkini. O yüzden düz, sakin, öyle. Ben beğeniyorum kendimi. Ama hiçbir maliyetlerine kaçınmam diyorsunuz. Nasıl? Hiçbir maliyetlerine kaçınmam diyorsunuz. Yani ben beğendiğim bir şeyin üstüne giderim. Ne olursa evet, olsun evet, yaparım. Evet, yani kesinlikle öyle. Yapımcı da kendinizseniz eğer. Kaçınmam. Tabii ki kaçınmam. Sonradan faturaları görünce pişmanlık olmuyor mu? Ya biraz... Allah'tan bana göstermiyorlar. Bir elden gidiyor, bir ele oradan gidiyor. Bana sormuyorlar yani zaten. Zaten yani şey, ekip olarak burada, sağlam burada. Olunca... Ne? Birlikte çalıştığımız kişiler... Pek çok canım yanmıyor yani. Sonradan söylüyorum. Efendim bir de bir şey soracağım. Meraktan soruyorum bunu. Bu camianın içerisinde işte Kaya Bey'le bir ayrılık oldu. Yine berabersiniz, arkadaş gibisiniz. Bunu yapmak çok özveri isteyen bir durum. Yani bunu geneldeki sanatçı arkadaşlar yapamıyor. Çocuklar da olsa yapamıyorlar, beceremiyorlar. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz da bu kadar? Şu an itibariyle başaramayacağım artık çünkü sizin yüzünüzden orada ağaç oldu. Hem Kaya, gidelim. Kaya Bey bence pişman oldu canım. Aynen valla. Nasıl mı başarıyorsunuz? Evet, nasıl? Yani çünkü ben
koçum. Çünkü ben her zaman... Kahvelerde geldi. Ay yaşa be. Aferin bak işte böyle eğitiyorum. Böyle eğitince her şey yoluna giriyor. Güzel olur. Nereye Kaya? Orada yer var, şurada oturalım. Aa! Bak şimdi çok ayıp. Yani şey soralım. Dur lan dur bir dakika. Bölme konuyu. Niye bölüyorsun? İşte ben her zaman sevgiden yana oldum. Barıştan yana oldum. Kavga edince hiçbir şeyin eline geçmediğini gördüm. Üzülen çocuklar oluyor kavgada, gürültüde. Tatsız bir şey oluyor. Sorunların ailelerine ileride yansıyor. Bunlara ne gerek var ki? Yani kendi hırsım için kıskançlıktan ölsem bile eksileri artıları düşünerek hareket ediyorum. Ama tabii ki o yaptığım artılar neyse bana ya artı dönecek yani o sabır ya da o anlayış gibi. Onların hepsinin mutlaka gelecekte çok güzel dönüşleri olduğunu gördüm. Bilinçli yapmadım hiçbir şey ama. Geçmişten bugüne keşke yapmasaydım ya iyi ki yaptım dediğiniz bir şey var mı? İyi ki yaptım dediğiniz zerradır muhtemelen. Yani oho çok zor evet. Sorular bunlar. Oo şimdi bu saatte oo kahvemi de almışım elime. Gülüyor Hanım, beraberde yıllarınızı verdiniz diziler sor. Falan olacağını. Teklif falan gelmiyor mu sizin teklifi? Gelir yani. Ya da geliyor da siz mi kabul etmiyorsunuz? Çünkü Türkiye'de, eski yeşil çamcılarla ilgili yeni ne bileyim hani dizilerde falan pek rol yok. Rol vermiyorlar, beyaz perde olmuyorlar. Ya şöyle aslında belki de herkes kendi rolünü kendi buluyor, araştırıyor, yapıyor, yazdırıyor, çizdiriyor. Ben hiç oralarda becerikli değilim. Çok da yani bilmem düşünmüyorum. O kadar çok filmde oynadım ki, o kadar çok dizide oynadım ki. Şu anda oynasam da oynamasam da yani doya doya her şeyi yaptım. Ve de en iyi şekilde yaptım. Onun için şu an böyle bir durum, böyle bir dönem ya da diyelim ya da Türkiye'de üretmiyorlar. Yani şu an dünyada herhalde benim konumumda olup senede 7 tane film, 8 tane film çekiyorlar biliyorum yani öyle ama orada üretiyorlar tabii. Burada bize göre hikaye gelmiyor mu? Çok geliyor. Hatta artık açıkçası okuyamadığım bir sürü var. Ama ben yani çok çok bomba bir şey olmadığı sürece, çok çok güzel bir şey olmadığı sürece başarılı olacağına inandığım zaman yaparım. Yani öyle oynamış olmak için. Peki. Evet, devam hadi yeter. Yavaş, o da arkadaşlıktan. Kirsinciniz düşmüş. Ne? Ucu mu düşmüş? Ucu düşmüş. Ama o bayağıdır öyle. Ben söyledim şey yaptım değil mi? Öyle mi? Olabilir. Nasıl yakıştırıyorsunuz Hülya Hanım bunları kendinize? Yani. Efendim? Bir resim çekelim. Hadi bir tane. Ben tutayım mı kahve? Canım bu. Yok artık. Ay piercing gitti. Çok varsa teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Nasıl yakıştırıyorsunuz Hülya Hanım'ın piercingleri falan? Ruhunuz genç biliyorum. Ya Gemma'nın gençlikle alakası yok arkadaşlar. Bu aksesuar. Yok, aksesuar. Ama sizin yaşınızdaki kadınlar hani yani, böyle çekinerek yapıyor bunları ya da yapmıyorlar diye. Ay benim ben Allah sağlık saat verirse ben daha yakında bekleyin. Çünkü baktıkça onlara keyif alıyorum. Yani onlardan güzel bir enerji alıyorum. Seviyorum. Yani dövmelerimi seviyorum. İşte yaptım. Buradaki piercing gibi de çok seviyorum mesela. O da yani sabah kalktığımda onunla karşılaştığımda böyle çok hoşuma gidiyor. Gece sökmüyor musunuz? Keyif ya? Veriyor. Yok, yok gece sökmüyor. Niye sökmüyor musunuz? Gece yatarken çıkar mı? Yok. Kalıyor mu? Tabii. Peki o düşen parça kıymetli bir şey miydin? Altın falan değil, mıydı? Değil yok yok hayır. Normal bildiğin. Yani barış normal bildiğin şey. Piercing, bunu efendim yeni yılı soralım. Sahne alacak mısınız? Nasıl geçecek? Evet nasıl evet gireceğiz? Yeni gazinodayız. Nerede olacak? Yani yeni gazinodasınız. Peki canım 2022 nasıl geçti sizin için? Konuşmayacağım deyip evet, böyle yine ama siz herkes dalga geçiyor benim biliyor musunuz? Yok ama yürürken konuşacaktınız. Evet. Dururken konuşuyor. 2022'yi soralım iyisiyle kötüsüyle nasıl geçti? Onlar ayaküstü konuşacak tamam. Şeyler. Tamam barışlar. Tamam. Anladım. Teşekkür ederim. Hadi hayırlısı her şeyin. Tamam, sağ olun. Kaya. Thank you.